geldiniz. Ben Gamze Ekşi. Bugün sizlere bir tag videosu çekeceğim. Güzellik Sırları isimli. Böyle 9 tane soru var. Bu soruları, daha doğrusu bu videoyu başlatan kişi Muzır Kız ve beni de etiketleyen kişi Benle Fume. Fume. Umarım doğru söylüyorumdur. Zaten linklerini aşağıda bulabilirsiniz. Beni davet ettiler. Ben de tabii ki seve seve kabul ettim. 9 tane sorudan oluşan işte 9 tane soru var. Ben de size onları yanıtlayacağım. Hemen başlayalım. Birinci soru, bakım rutininin olmazsa olmazı. Benim bakım rutinimin olmazsa olmazı nemlendirici. Çünkü cildim çok kuru. Yani normal bir insana göre biraz kuru ama kenarlarım falan biraz yağlımsı. Yani değişik bir yüzüm var. Ve o yüzden nemlendiricisiz hayatta uyuyamam. Yapamam yani. Yüzüm çok kötü oluyor. İkinci sorum, makyajda ihmal ettiğin adım. Şimdi günlük hayatta makyaj yapacağım zaman ben genelde baz sürmem ve kaşlarımı boyamam. Çünkü kaşlarımı yani bunu birçok makyaj artisti söylüyor. Şimdi her gün boyamak çok zararlı. Çünkü makyaj kaş makyajının, yani kaş farı veya işte kaş kalemlerinin içinde genelde kurşun oluyor ve kurşun da kaşları döküyor. Hele ki kaş boyamayı teknikleriyle bilmiyorsak gerçekten kaşlarımız küsüyor ve çok zarar görüyor. Bunu yaşayan birçok kişi tanıyorum. O yüzden ben kesinlikle kaşlarımı boyamamaya özen gösteriyorum günlük hayatta. Eğer ihtiyacım zaten yok, çünkü hani kalın, şu önlerimde boşluk var. O da videoda hani kötü durmasın diye bazen boyuyorum. Ama çok yaptığım bir adım değil. En kötü makyaj hatası. Benim için en kötü makyaj hatası iki çeşit. Bir tanesi fondöten renk uyumsuzluğu. Hani mesela işte mesela şimdi bildiğiniz gibi ciltlerin alt tonları var. İşte sarı alt tonu, pembe alt tonu veya işte cildinden açık veya koyu renk sürenler oluyor. Ve bu çok göze batıyor. Yani herkesin gözüne batmaz ama sonuçta ben bu işi yapıyorum ve bu işten anladığımı düşünüyorum. Bu işten anladığım için de tabii ki o hatalar gözüme batıyor. Veya işte kırmızı ruj sürme teknikleri, işte kaş boyama şekli, birçok hata olabiliyor tabii ki. Ama benim en çok gözüme batan fondöten hatası. Eskiden veya hala yaptığım makyaj hatası var mı? Eskiden yaptığım makyaj hatası, yani yaptığım her şey hata olabilir. Göz kalemini çekişimden tutun da fondötenimin rengine, sürüşüne kadar allık sürmem, her şey hata olabilir. Hepimiz hata yaparız, zamanla öğreniriz. Benim de öyle. Önceden büyük ihtimalle şimdi fondöten falan çok kullanmıyordum ama kullandığım zaman %1000 eminim ki yanlış rengini alıyordum. Hatta Büşra ile bu yüzden baya böyle şey yaptığımız vardır. Elimize deniyorduk. Elimizde tam oluyordu. Yüzümüze sürünce açık geliyordu, koyu geliyordu falan filan. O yüzden bayağı şey olmuştur yani. Hatam olmuştur. En beğendiğim ünlü makyajı. Tabii ki bir Beyoncé aşığı olarak, başta Beyoncé olmak üzere, Beyoncé'nin fix bir makyajı vardır. Böyle çok güzel bir eyeliner çeker. Eyeliner ona çok yakışır. İşte genelde ruj sürmez veya nude renkli rujlar sürer. Beyoncé'nin makyajına tabii ki bayılıyorum. Onun dışında Kardashian ailelerinin hepsinin makyajlarını çok beğeniyorum. Kim Kardashian, Kylie, Jenner, işte Khloe falan. Onların makyajlarını gerçekten çok beğeniyorum. Makyaj artistlerini de hepsini takip ediyorum. Çünkü mükemmel makyajlar yapıyorlar. Rihanna makyajını beğeniyorum. Türklerden Çağla Şikeri makyajını çok beğeniyorum. İşte Ebru Gündeş'in makyajını çok beğeniyorum. Başka aklıma bunlar geldi ama en az yabancılar kadar mükemmel Türk artistleri, makyaj artistleri ve mükemmel makyaj yapan ünlüler var yani. Bir makyaj markasının yüzü olsam bu hangisi olurdu? Chanel veya Tom Ford. Kesinlikle bunlar olurdu. Ama bu soruyu mesela Bella şey diye yanıtlamış. İşte hani hangi ürünün makyaj yüzü olmak isterdin? Öyle bir durumda. Tabii ki de şimdi gözlerim renkli olduğu için dikkat çekiyor ve ben büyük ihtimalle hani beni bir markanın yüzü yapacak olsalar beni alırlar, göze koyarlar diye düşünüyorum. Çünkü dudaklarım kalın değil o kadar. Bak veya işte ne bileyim yüzüm falan çok kemikli olmadığı için büyük ihtimalle göz olurdu yani. Ama bir marka olarak düşününce aklıma gelen ilk şey Chanel, Gucci falan yani. Ah, nerede o günler? En sevdiğim makyaj markası. Şimdi A'dan Z'ye bütün ürünleriyle L'Oreal. Şimdiye kadar L'Oreal'in bir ürününü kullandığımda böyle memnun kalmadığım olmamıştır. Gerçekten hepsinden çok memnun kalıyorum. O yüzden L'Oreal diyorum. Onun dışındaki bütün markaların işte mesela ruju güzelse işte maskarası kötü, eyeliner'ı güzelse farı kötü. Öyle ama L'Oreal
Ve Maybelline'de genelde kullandığım markalar arasında söylüyorum. Tabii ki dünya çapında bir sürü markanın şeyleri güzeldir ama bence L'Oreal ve Maybelline kusursuz yani. En sevdiğim bakım markası. Clinique nemlendiricisini kullanıyordum ve çok memnundum. Ama Clinique mesela Görkem Karman işte toniğini falan veya bazı ürünlerini beğenmemiş. O yüzden ben de şu an onu demekte şüpheleniyorum. Hani şüphe ediyorum. Ama mesela bir kere Chanel'in nemlendiricisini kullanmıştım ve bayılmıştım. Ama benim birçok ürünü kullandığım marka Yves Rocher markası. Onun birçok ürünü kullandım ve şimdiye kadar hepsinden genelde memnun kaldım. Özellikle nemlendiricisinden çok memnun kaldığım için Yves Rocher diyorum. Söylemek istediğim bir şey var mı? Söylemek istediğim tek şey son zamanlarda farkındasınız belki sesim bayağı bir kötü, hastayım birazcık ve son zamanlarda su içmiyorum. Gerçekten mesela sabah akşam diyorum su içeceğim. Diyorum ki ben bugün hiç su içmedim ya falan oldum. Gerçekten o kadar az su içiyorum ve bunun zararını çok görüyorum. Çünkü cildim çok kurumaya başladı ve çok böyle bir tuhaflaştı yani. O yüzden şimdiden itibaren bir detoks programına da gireceğim. Ve artı olarak da bol bol su içeceğim. Lütfen bol bol su için. Gerçekten su ve elma. Elma da cilde çok iyi geliyor. Gerçekten bu ikisi cilde çok iyi geliyor. Lütfen cilt bakımına özen gösterirken dıştan değil de içten de özen göstermeye çalışalım. Elma ve su içelim bol bol. Sorularım bitti. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benim minik güzellik sırlarım bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Bu arada bu videonun sonunda benden 2 kişi etiketlenmesi isteniyor. Ama şu an gerçekten aklıma kimse gelmiyor çünkü böyle hani çok kişiyi tanımıyor falan ya şimdi şey olmasın diye kimseyi etiketlemiyorum ama bu videoyu izleyen ve benim gibi bir video çeken kim varsa benim adımı vererek bu videoyu çekebilir. İşte Gamze beni etiketledi diyebilirler ve çok gerçekten çok memnun olurum, çok sevinirim ve bunu bana bildirirlerse de çok mutlu olurum. O videoyu beğenirim, yorum atarım, her şeyi yaparım. Ben gerçekten çok mutlu olurum. Ben de hepinizi etiketliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bol 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 öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Güzel kalın. Hoşça kalın.